Merhaba arkadaşlar. EBA'nın yayınlamış olduğu akademik destekleme denemelerinin dördüncüsünün AYT sorularını çözeceğiz. Tabi AYT kimya sorularını çözeceğiz arkadaşlar. EBA denemelerini çözmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü piyasadaki birçok yayın evinin denemesinden daha iyi diyebilirim. Soruların kalitesi falan daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. Geçen seneki denemeler de çok iyi. Hatta vaktiniz varsa geçen seneki denemeleri de çözmeniz size fayda getirecektir arkadaşlar EBA denemelerinde. Özellikle AYT denemelerinde çok güzel çok kaliteli sorular var arkadaşlar. Bu sene de toplam 13 tane denemesi olacak yayınlanan takvime göre. Bu 13 denemeyi arkadaşlar EBA sisteminden veya bir şekilde PDF'ini bularak çözmenizin size faydası olacaktır diyelim. Şöyle başlayalım isterseniz. Ayette de 40 tane fen sorusu var bildiğiniz gibi. İlk 14 sorusu fizik sorusu. 14. sorudan sonra 15. soru itibariyle kimya soruları başlıyor. 13 tane de kimya sorusu var. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi gümüş metalinden yapılan bir kaba derişik nitrikası çözelsi konulduğunda şöyle bir tepkime gerçekleşiyor. İşte gümüş artı nitrik asit, gümüş nitrat artı NO2 artı su. Buna göre bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şıklara da baktığımız zaman yükseltgenme basamağı, yükseltgenmiş, yükseltgenmiş elektron alışverişi var. Ya yani buradaki redoks tepkimesinin işte yükseltgenme, indirgenmesini ölçen bir soru. İşte önce yükseltgenme basamaklarını bulalım isterseniz. Gümüş serbest halde, nötr halde olduğu için yükseltgenme basamağı 0. Burada oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Oksijen 3 tane var. Eksi 6, Eksi 5. O zaman azot ne olur arkadaşlar? Artı 5. Burada arkadaşlar gümüş nitratta bakın. Gümüş artı 1 değerlik de alabilir. Artı 2 de ama nitrat kökü eksi 1 aldığı için gümüş burada artı 1 değerli kalır. Oksijen yine eksi 2 değerli kaldı. Eksi 6 eksi 5. Azot yine burada artı 5. Oksijen eksi 2. Azot artı 4. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Şimdi NO2 bileşiğindeki azotun yükseltgen ve basamağı artı 4'tür ifadesi doğru. Haşlanış Burada yükseltgenmiş, indirgenmiş maddeleri de bulalım. Şimdi gümüş sıfırda artı bir arkadaşlar. Ne yapmış? Yükseltgenmiş. Şöyle. Aynı zamanda burada arkadaşlar gümüş yükseltgenmiş. Ne yaparak? Bir elektron vererek. Azot ise arkadaşlar bakın artı beşten. Burada değişmemiş artı beş. Burada ise artı beşten artı dörde ne yapmış? İndirgenmiş arkadaşlar. Gümüş için yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş. HNO3 için indirgenmiş diyebiliriz arkadaşlar. İndirgenmiş. İndirgenmiştir ama burada yükseltgenmiştir dediği için yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla sorun cevabı B şıkkı diyebiliriz. Tabi burada şuna dikkat edin. Yükseltgenmiştir. İndirgen özellik gösterir gümüş. HNO3 indirgenmiştir. Yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgendir. Ama yükseltgenmiş değildir arkadaşlar. Bu terimlere dikkat edin arkadaşlar. Tepkimede alınan elektron sayısı verilen elektron sayısı eşittir. E bu bir elektron vermiş. Bu da bir elektron almış. Eşittir. Eşitlenmesi zorunda zaten. Eşitlenmesi gerekir. Elektron alışverişi gümüş ve azot atomları arasında gerçekleşmiştir. Doğru. E, gümüş asitle nitrik asitle kezapla tepkime verdiği için kapta aşırma gözlenir ifadesi de doğru. 12. sınıfın kimya ve elektrik ünitesinden bir soruydu arkadaşlar. Bir soru daha yine kimya ve elektrik ünitesine. Şimdi yukarıda verilen sistem, sistemin hücre diyagramı bu şekilde verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AGCL suda çok az çözülen bir tuzdur diye bilgi vermiş. Şimdi arkadaşlar burada pil düzeneğinin arkadaşlar sistemini vermiş. Pil düzeneğini yazmış arkadaşlar bu şekilde. Bakın bu şekildeki pil düzeneği arkadaşlar birincisi yazıldığı zaman bunun pilin şematik gösterimi denir bu arada. Şematik gösterim. Pilin şematik gösteriminde arkadaşlar birinci yazılan madde anottur. Anot. Şu aradaki çift çizgi tuz köprüsünü ifade eder. İkinci yazılan katottur. Dolayısıyla bu ifadenin arkadaşlar magnezyumun anot gümüşün katot olduğunu bulabiliriz. Ya da arka bunu vermese de gümüş soy metal, magnezyum da aktif metal olduğu için aktif metaller anot, aktif olmayan daha aktifli düşüş daha düşük olan metal olan kap katot olacağı için direkt anot katotu öyle de bulabilirdik arkadaşlar. Burada verdiği bilgiyle daha rahat bulmuş olduk diyelim. Şimdi birinci kapta anotta yükseltgenme gerçekleşir. Anotta magnezyum, magnezyum 2 artıya doğru 2 elektron vererek yükseltgenir. Doğru. Ag artı derişimi zamanla azalır. Şimdi şu, hatta şu tepkimeleri yazalım. Magnezyum 2 elektron vererek magnezyum 2 artıya yükseltgenecek. Gümüş ise arkadaşlar. Gümüş ise. Bakın magnezyum elektronları verdi. Elektronlar buradan ikinci kaba doğru geçecek. İkinci kaptaki gümüş elektrottan çözeltiye gelecek. Çözelte de gümüş nitrat AG artı yonları vardı. AG artı yonları gelen elektronlarla ilgili indirgenip AG metalini oluşturacak. Tabii ki tepkimeyi şöyle denkleştirebiliriz aynı zamanda. Dolayısıyla Ag artı iyonu burada gelen elektronlar tarafından indirgendiği için zamanla azalacak ifadesi de doğru. magnezyum elektrotun kütlesi zamanla azalır. Magnezyum elektrotu arkadaşlar zamanla magnezyum 2 artıya iyonlarını çözeltiye verip elektronu da vereceği için zamanla aşınır. Kütlesi de azalır. Hatta Ag'nin de kütlesi zamanla artar. Şimdi ABC doğru. Şimdi birinci kaba aynı sıcakta su eklenirse. Şimdi arkadaşlar bu su eklenme sıcaklığı arttırma herhangi bir madde ekleme çıkartma sorularında arkadaşlar önce Pilin net tepkimesini yazın arkadaşlar. Net tepkime nedir? Anot ve katot yani yarı tepkimelerin toplamında oluşuyor. Bunları taraf tarafa toplarsak. Şimdi i̇şte magnezyum artı 2 Ag artı. Tabi pil tepkimeleri denge tepkimeleridir. Çift yönlü tepkimelerdir. Magnezyum 2 artı artı 2 Ag. Hatta pil tepkimeleri egzotermiktir. Isı açığa çıkar. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Birinci kaba su eklemiş. Birinci kap kim? Şu kap değil mi arkadaşlar? Birinci kaba su eklerseniz. Bakın moler teşhittir. N bölü V ifadesinde. Su eklerseniz hacim artar. Hacim artarsa derişim ne olur arkadaşlar? Azalır. Neden? İçerisindeki madde miktarı en sabittir. Hacim arttı derişim azaldı. Kimin derişim azaldı peki arkadaşlar? Bu kap içerisinde bulunan magnezyum 2 artı yonların derişimi azaldı. Magnezyum 2 artı iyonların derişimi azalırsa Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon az olan tarafa kayar. Yani reaksiyon sağ tarafa kayar. Sağ tarafa kayarsa reaksiyon pil tepkimelerinde pilin potansiyeli artar arkadaşlar. Azalır demiş. Artar olması lazımdı. Bu ifade yanlış. E şıkkına da bakalım. İkinci kaba sodyum klorür eklenerek çözülürse hücre potansiyeli azalır demiş. İkinci kaba sodyum klorür eklenirse sodyum klorür sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarını ayrışır. Bu çözeltide bulunan gümüş artı iyonları klor eksi iyonları ile birleşerek gümüş klorür katısını oluşturur. E, gümüş klorür katısı oluşan gümüş artı gümüş klorür katısı da bir daha yoğunlaşmaz. Ne diyor? Suda çok az çözünen bir tuzdur. O zaman gümüş artın derişimi ne olur? Azalır. Gümüş artın derişimi azalırsa reaksiyon hangi tarafa kayar? Sol tarafa. Sağ tarafa kayarsa pil potansiyeli artıyordu. Sola kayarsa da azalır. Evet, azalır demiş. Doğru. Geçtim. Yine bir pil sorusu arkadaşlar. Şekilde Çinko Bakır pilinin standart pil potansiyeli 1.1 volttur diyor. Şimdi arkadaşlar bu pil sistemindeki voltmetre sökülüp yerine 1.5 voltluk bir üreteç şekildeki gibi şu ikinci şekildeki gibi bağlanırsa aşağıdakilerde hangisi yanlış olur diyor. Metallerin aktiflik sıralaması da arkadaşlar çinkonun bakırdan daha büyük. Arkadaşlar şu volt metre sökülüp yerine bir 1.5 volt gönderilmeden önce çinko daha aktif olduğu için arkadaşlar sol taraf nedir? Anottur. Sağ taraf nedir? Katottur. Şimdi bu sistem kurulduğu zaman arkadaşlar anot katot işte bir molarlık çözeltiler. Sistem kendinden elektrik enerjisi üretmeye başlıyor ve 1.1 voltluk elektrik akımı üretiyor. Sen gidip buna dışarıdan bunun ürettiğinden daha fazla enerji verirsen ki vermiş 1.5 volt vermiş bu pil düzeneği olmaktan çıkıp elektroliz hücresine döner. Elektroliz hücresi olur ve işler tersine döner. Yani anot katota döner. Katotsa anot olur arkadaşlar. Yine anotta yükseltgenme, katotta indirgenme elektron yine aynı olur arkadaşlar ama buradaki anot ve katotlar elektroliz hücresi olduğu için arkadaşlar yer değiştirir. Şimdi o zaman anot katot, katot anot yaptık. Şimdi buna göre Zn elektrotun kütlesi artar. Zn artık katot olduğu için zamanla kütlesi artacak doğru. Bakır elementi artık anot olduğu için anotta yükseltgen ve katotta indirgenme gerçekleşir. Bu da doğru. zncl 2 çözelsi bulunduğu kapta Zn2 artı iyon derişimi artar demiş. Şimdi arkadaşlar katotta Zn2 artı derişimi anottan gelen elektronlarla indirgeneceği için derişimi zamanla azalacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak arkadaşlar. Bakır elektrotun kütlesi zamanla azalır. Anot olduğu için zamanla aşınacak kütlesi azalacak. İstemsiz bir elektrokimyasal tepkime gerçekleşir. Bakın arkadaşlar ilk durumda 1.1 volt elektrik akımı üretirken Burada kendiliğinden bir şekilde istemli bir tepkime gerçekleşiyor. Burada ise tepkime kendiliğinden gerçekleşmiyor. Dışarıdan elektrik enerjisi vermen sayesinde bu tepkime gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu istemsiz bir tepkimedir. Diyebiliriz arkadaşlar. Böyle geçelim. 18. soru bir elektroliz sorusu. XCl2 yine kimya ve elektrik sorusu ile ilgili. Bu dördüncü soruda. İki tane tuz var eriyikleri demiş. Eriyikleri demek ne demek arkadaşlar? Bu tuzların sıvı hali demek. Bakın sulu çözelti ile sıvı hali farklı çözülür arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eriyikler yani sıvı hali. Bunları işte bu katıları eritmiş sıvı hale getirmiş. Seri bağlı kaplarda elektroliz ediyor. Şimdi seri bağlı kapların özelliğini arkadaşlar ikisinden de aynı yük miktarının geçmesi. Sistemde arkadaşlar 3.6 gram alüminyum toplandığında toplandığı anda 4.8 gram x toplandığına göre x'in atom ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Öncelikle arkadaşlar alüminyum klorürdü. Alüminyum 3 artı iyonu 3 elektron alarak ne oluşturacak? Alüminyum katısını oluşturacak. Peki bu oluşan alüminyum katım katısı kaç grammış? 3.6 gram. Peki. N eşittir N bölü MA'dan. Bunu molünü bulabilir miyiz? Buluruz. Şöyle. M'i kaç? 3.6. Alüminyum MA'sı kaç? 27. Şöyle 9'a bölersek 0,4. 9'a bölersek 3. 0,4 bölü 3 olarak kalsın. Şimdi bakın kas sayı mol oranıyla şuradaki elektronda molü bulunur. Bir kas 0,4 bölü 3 mol ise 3 kat sayısına, bunun 3 katı olan 0,4 mol'dür. Bakın devreden 0,4 mol'lük yük geçiyor arkadaşlar. Ya da 0,4 faraday. Hatta kolomb cinsinden de 0,4 çarpı 96.500 kolomb. Şimdi 0,4 mol'lük elektriğin geçtiğini devreden buldunuz arkadaşlar. Seri bağlı kap olduğu için bu kaptan 0,4 mol geçiyorsa XCL2'den de 0,4 mol geçecek. Peki XCL2, XCL2'de x 2 artı yönü. Tabi burada artı 2 artı 3 neye göre yazıyoruz arkadaşlar? Şuradaki çaprazlamadan bakın. Çaprazlamadan katyonun yükünü bulabilirsiniz. x 2 artı 2 elektron alarak x katısını oluşturdu. Bakın arkadaşlar buradan 0.4 mol geçiyor ya. Buradan da 0.4 mol geçer. Gelip 2 elektron altına 0.4 mol yazıyorsunuz. Burada sakın asla arkadaşlar 2 bileşik arasında yani 2 reaksiyon arasında katsayı oranı yapmıyorsunuz. Gidip burada 3 ile 0.4 ile 2 de kaçtır demiyorsunuz arkadaşlar seri bağlı kaplarda devreden geçen yük miktarı neyse diğerinde ona yazıyorsun. Hepsinde aynı geçer. Şimdi burada ama arasında oran yapıyorsun. 2'ye 0,4 ise 1'e burası 0,2 moldür. E, molünü buldun. Mol nedir? M bölü MA. M'nin 4.8 olduğunu vermiş. 4.8 bölü MA. Buradan X'in MA'sı ne gelecektir? 4.8 bölü 0.2'den 48 bölü 2. Yani 24 olarak gelecektir. Yani cevap C şıkkı diyebiliriz. Geçtim. 19. soru. Aşağıdaki tabloda karbon elementi atomunun değerlik elektronlarının temel durumdaki orbital şeması ve hidrojen ile CH4 bileşeni oluşturmak üzere değerlik elektronların hibritleşmiş or durumdaki orbital şeması verilmiştir diyor. Şema ne arkadaşlar? Karbonun işte temel durumda 2 S'de 2 elektron, 2 P'de ise 2 elektron var. Hibritleşmiş durumda buradaki S'deki 1 elektron buraya geçmiş. Bu şekilde 4 tane hibrit orbital oluşmuş. Hibrit orbital 1 ise 3 tane de P orbitalinden katıldığı için SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Yani burada 4 tane SP3 hibritleşmesi hibrit orbitali vardır. Zaten CH4'ün de arkadaşlar moleküler yapısından da yine 4 tane sigma bağı yaptığı için 4-1'den SP3 hibritleşmesi yaptığını da yine görebilirsiniz. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? Moleküldeki her bir karbon-hidrojen bağı karbonun SP3 hibrit orbitali ile hidrojenin S orbitalinin örtüşmesi sonucunda oluşur. Doğru. Karbon SP3 hibritleşmesi yapar. hidrojen de 1S1'den bir tane S-orbitali vardır. Bu örtüşme sonucunda arada güçlü kovalent bağ ya da sigma bağları oluşur arkadaşlar. Bu ifade doğru. Molekül geometrisi düzlem üçgendir demiş arkadaşlar. Ancak bu yanlış. Molekül geometrisi bunun düzgün 400'dür. Düzgün 400 ya da tetrahedral de denir. Oysa B şıkkı yanlış. Lewis yapısı bu şekilde arkadaşlar. Karbon oktetin tamamlıyor. Hidrojen dubletini tamamlıyor. Vesper gösterimi ise merkez atomu A. Bağlı gruplar kadar X e ekliyorsun. Ortaklanmamış elektron çifti yok merkez atomda. O yüzden E gelmiyor. ax 4 şeklinde ifade edilebilir. Karbon ve hidrojen bağları farklı ametaller metaller arasında olduğu için polar kovalent bağ. Molekülün yapısı ise simetrik olduğu için yük denkli olduğu için apolardır. Doğru. CH4 moleküler yapısı apolar olduğu için apolar moleküller arasında görülen London yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimde Vardır diyebiliriz. Dolayısıyla son cevabını da olarak bu şekilde buluruz. 20. soru. Bu tabi karbon kimyasına girişle ilgiliydi bu soru. Bu soru da karbon kimyasına girişle ilgili. Yani 12. sınıf soruları şu an bunlar. Konularla ilgili sorular. Yukarıda verilen bileşim molekül yapısıyla ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar iki çift ortaklanmamış değerli iki çift bakın bir, iki çift ortaklanmamış elektron var ve bunlar değerlik elektronlar. Doğru. İki çifte bakın bir çift burada, bir çifte burada, iki çifte de bağlayıcı elektronlar var. Doğru. Merkez atomun hibritleşme türü bakın oksijen 1, 2 sigma bağı. 2 de bunları da sigma bağı gibi düşün. Doğru sayısı 4, 1 çıkart. SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Geometrik şekli üçgen piramittir diyor ama üçgen piramit değildir arkadaşlar. Kırık doğru. Kırık doğru. Ya da açısal olarak geometrik şekli ifade edilir H2O'nun. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Dolayısıyla cevap C1 ve 2 olacaktı. Evet 21. soru. Aynı periyotta yer alan X, Y, Z ve T elementlerin özellikleri verilmiş. Buna göre bu elementlerin özellikleri hakkında verilen aşağıdaki ifadelerde hangisinin doğruluğu kesin değildir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar soruda aynı periyotta diyorsa aynı yatay sıra çizebilirsiniz. Şöyle yatay bir sıra çizelim arkadaşlar şuraya. yatay bir sıra. Aynı grupta diyorsa da dikey sütun çizmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi X elementi soğuk su ile soğuk su ile patlayarak tepkime vermektir. Su ile patlayarak tepkime veren elementler arkadaşlar aktif metallerdir ve onlar 1A grubunda bulunur. X1A grubunda diyebiliriz. Y elementi bileşiklerinde eksi 2 ile 6 arasında değişken değerlik alabilmektedir diyorsa bu 6A grubu elementidir. Y'yi de 6A grubuna yazabiliriz. Z elementi yaptığı iyonik bağlı bileşikte artı 2, artı 3, artı 7 değerliklerini alabilmektedir diyorsa 2'den fazla değişken değerlik almış. Z elementi şöyle B grubunda herhangi bir yerdedir. T elementinin iyonlaşma enerjisi diğer 3 elementin iyonlaşma enerjisinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar. Dolayısıyla T elementi şöyle sağ tarafta 7A veya 8A grubundan herhangi birinde olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar şunu da hatırlayın. Soldan sağa doğru artarken 3 aşağı 5 yukarı gelir. Yani 5A grubu elementinin iyonlaşma enerjisi 6A'dan daha yüksektir. Küresel simetri özelliğinden kaynaklı. O zaman 5A'da da olabilir. T diyebilir. Yani T ya 5A'da ya 7A'da ya da 8A'da. Diğerlerinde olamaz ama. Hangilerinin doğruluğu kesin X elementi alkali metaldir. Yani bir A grubunun ismi alkali metal. Bu doğru. Elementlerin en büyük başkanlık sayıları aynı periyotta oldukları için aynıdır. Örneğin 2'dir. Hepsinin 2'dir gibi. Ya da 3 ise 3'tür. Gerçi en az 4 olmak zorunda bu arada. B grubu da içine girdiği için. Y elementi 2 elektron aldığında elektron dağılımı aynı periyottaki soy gazın elektron dağılımı benzer. Y elementi 6 A grubu elementi 2 elektron dağılırsa 8 A grubundaki soy gazın düzenine benzer. Doğru. Z elementi B grubu metaldir. Bu da doğru. T element atom numarası diğer 3 element atom numarasından büyüktür. Bu olabilir arkadaşlar ama kesin değildir. Bana da 5A grubunda olursa çünkü küçük olmuş olacak. Kesin olmadığı için arkadaşlar bunu doğru cevap olarak alabiliriz. E şıkkı diyebiliriz. 22. soru aşağıdaki yonlardan hangisinde belirtilen elementin yükseltgen ve basamağı yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yükseltgen basamakları için bakın şu eksi iyonun yükü arkadaşlar. Şimdi buradaki sondaki atomun yükü olarak düşünmeyin. Hepsinin yükseltgen basamakları toplamı eksi 1 olacak. Şimdi i̇şte oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Karbon x olsun. Şöyle 1 artı x eksi 6 eksi 1'e eşit olmak zorunda. Buradan eksi 5 artı 5 artı 4 geliyor. Burada yine oksijen eksi 2 fosfor x olsun. x 4 tane eksi 2 var. Eksi 8 eşittir. Eksi 3. Buradan x artı 5 geliyor. Bu da doğru. Hidrojen artı 1 azot x olsun. x artı 4 eşittir artı 1. x buradan eksi 3 olması gerekirken artı 3 yazmış. O yüzden yanlış. Cevap c şıkkı diyebiliriz. Evet 23. soru. Hacmi ve mutlak sıcaklığı T olan N mol gazın basıncı P'dir diyor. Bu gaz örneğine uygulanan işlemlerinden hangileri tek başına uygulanması sonucunda basınç ile hacim çarpma PV değeri iki katına çıkar diyor. Şöyle PV=nT yazalım arkadaşlar gaz için. Zaten P'si v, P, V'si V, N, N R ideal gaz sabiti, T'si T. Şimdi sıcaklığını ve hacmini değiştirmeden R zaten değişmez. Mol sayısını 2 ne yükseltme. Yani mol sayısını 2 katına çıkartmış. Mol sayısı 2 katına çıkarsa basınç da 2 katına çıkar. Hacim sabitken basınç 2 katına çıkmış. PV çarpımı 2 katına çıkar. Bu ifade doğru. Hacmini değiştirmeden mol sayısını iken mutlak sıcaklığı T/2 bölü iki yapma. PV eşittir Şöyle NRT yazalım. Hacmini değiştirmeden. Şimdi i̇şte mol sayısını 2 en yapmış. Yani 2 katına çıkartmış. Mutlak sıcaklığı T bölü 2 yapmış. Yani yarıya düşürmüş. E mol 2 katına çıkarken sıcaklık yarıya düşüyor. Yani buradaki değer değişmiyor. Oranları 1 geliyor. O zaman PV değeri de arkadaşlar burada değişmeyecek. 2 katına çıkar arıyorduk. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Mol sayısını değiştirmeden hacmini 2 ve mutlak sıcaklığı 2T yapmak demiş. Şöyle P diyelim. O sayısını değiştirmiş. R değişmemiş. Şimdi hacmini 2V yapmış. 2 katına çıkartmış. Aynı zamanda sıcaklığı da 2 katına çıkartmış. Şimdi arkadaşlar önce etkileri tek tek bakarsak. Şimdi hacmin 2V'yi kendisi yapmış. Yani sıcaklık artışından kaynaklı bir 2V yapma durumu yok. Ya yani da öyle bile olsa. Ya da şöyle düşünelim. Basınç sabit diye düşünelim. Sabit basınçlı sistem diye düşünelim. Sabit basınç sistemde sıcaklığı 2 katına çıkartmak hacmi 2 katına çıkartır. Böyle olabilir. Eğer kendisi bunu yani direkt 2 veya getirdiyse ve hacmi sabitlediyse hacmi 2 katın bu sefer basıncı yarıya düşer. Basıncı yarıya düştükten sonra sıcaklığı tekrar 2 katına çıkartırsan sabit hacimli olduğu için hacim artık 2 katına çıkmış bir şekilde kalır. Bu sefer basınç tekrar 2 katına çıkar yani ilk duruma gelir. Yani her iki durumda da arkadaşlar ilk duruma göre 2 katına çıkar gelir. Dolayısıyla bu da gelir. Dolayısıyla cevap 1 ve 3. 1 ve 3 ışıkları da göremiyorum. Şöyle F şıkkı ekleyeceğim 1 ve 3 diye. Şöyle 2 yanlış zaten. 2'ye eledim. Yani 1 doğru. Yani 3 de doğru arkadaşlar. 1 ve 3 olması lazım. Yani şöyle tekrar da bakalım ama mol sayısını değiştirmeden hacmini 2V mutlak sıcaklığını 2T yapma. Hacmi 2V yaparsa mutlak yani ya P sabitken dediğim gibi yine 2 katına çıkar. E, P sabit değilse hani hacmi burada değiştirebildiğim bir sistemse hacmi değiştirdin sabitledin 2 katına çıkardın basınç yarıya düşmesi gerekir. Basınç yarıya düşerken t tekrar iki katına çıkartın. Hacim değiştirmeci için basınç tekrar iki katına çıkıp 1 olur. 1 çarpı 2'den 2 iki gelir. Yani 1 ve 3 düşünüyorum arkadaşlar. Farklı bir yani göremediğim bir nokta var mı bilmiyorum. Sanmıyorum. 1 ve 3 olarak düşünüyorum. Siz de yine arkadaşlar hani başka bir nokta varsa yazın arkadaşlar. Benim göremediğim bir nokta varsa yazın ya da bu soruyla ilgili görüşlerinizi yani yorumlarınızı yorumlara yazın arkadaşlar. Diyelim böylece geçelim bu soruyu. 24. Aşağıdaki sulu çözeltilerden hangisinin kaynamaya başlama sıcaklığı en düşüktür demiş Şimdi arkadaşlar önce şuna bakalım içerisinde çözülen maddenin tanecik derişimi arttıkça kaynama noktası artar Mesela 0,2 molar sodyum klor ya bir sodyum bir klor taneci toplam 0,4 molarlık tanecik var Örneğin burada bir alüminyum de nitrat 4 çarpı 0,1'den 0,4 molarlık tanecik var Örneğin ikisi de aynı dış basıncı bunların mesela eşittir 76 Bu arada tabii Basınçlar da farklı. Basınç arttıkça arkadaşlar kaynama noktası artar. Basınç azaldıkça kaynama noktası azalır. Örneğin 70 ile 76 arasında derişimler değişse 70 olanın kaynama noktası daha düşüktür. Şu 76 arkadaşlar 1 potasyum 1 nitrat 0.8 molarlık tanecik var. Burada 2 0.2 molarlık tanecik var. Bu C2 CH12 H22 O11 yani karbonhidratlar suda moleküler olarak çözülür. 0.1 molarsa 0.1 molarlık tanecik var. Şimdi burada hem tancık sayısı düşük, tancık derişimi düşük hem de dış basınç düşük. Her türlü arkadaşlar 24 bu soru E şıkkı olarak bulabiliriz. Kaynama noktası en düşük olan sulu çözelti için. Geçtim. Tepkimesi X'e göre birinci dereceden olup üçüncü dereceden bir tepkimedir diyor. Buna göre tepkime ile ilgili yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır. Moleküler tek hız bağlantısı falan demiş. Şimdi arkadaşlar bu tabi bir kimyasal tepkime birden çok basamakta gerçekleşebilir. Burada yazdığı şu an net tepkim arkadaşlar. Çünkü net tepkim olmasaydı tek basamaklı olsaydı bu tepkime x'e göre 3. y'ye göre 2. toplam 5. dereceden bir tepkim olması gerekir. Demek ki tepkime birden çok basamakta gerçekleşmiş ve yavaş olan basamak ki hız yavaş olan basamağa göre gerçekleşir. x 1. dereceden olduğuna göre kas sayısı 1. Tepkime de 3. dereceden olduğuna göre arkadaşlar y'nin de kas sayısı 2 diyebiliriz. Şöyle olabilir arkadaşlar. Ya da üçüncü bir madde de olabilir tabii katalizör olarak kullanılmış. Onu da bilmiyoruz. Şöyle olabilir mesela. Şimdi tepkimenin moleküler testi ise net tepkimenin girenlerin katsayılarına göre yazılır. Girenlerin kas 3 artı 2'den 5'tir ifadesi kesinlikle doğrudur. Y'ye göre ikinci derecedendir. Örneğin tepkime şöyle 1, 2'den 3 derece olup Y şöyle olabilir. İkinci dereceden olabilir. Hız bansı yine girenlerin derişimleri kas sayıları üst olarak K'ya bağlanarak yazılır. Değiştir K çarpı X çarpı yeni derişimin karesi ifadesi yine doğrudur. Katalizör kullanılmış olabilir, olmayabilir. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Aynı sıcakta kab hacmi yarıya düşürülürse tepkime hızı iki katına çıkar. Arkadaşlar kab hacmi yarıya düşürülürse derişim iki katına çıkar. X'in iki katına çıkar. Y'nin de iki katına çıkar. Ama Y'nin karesi olan toplam hız burada. Örneğin bu bağıntı için 8 katına çıkar. Dolayısıyla bu ifade her türlü 3. dereceden olduğu için yarıya düşünce 8 katına çıkması gerekiyor. 8 olması gerekiyordu. Bu kesinlikle yanlıştır diyebiliriz. 26. soru. Belirli bir sıcaklıkta 1 litrelik kaba 1 mol H2 ve 1 mol I2 gazları konuluyor. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 1 mol H2 bulunduğuna göre hangileri doğrudur? Şöyle tepkimeyi yazıp arkadaşlar başlangıç değişim ve denge durumuna bir bakalım. Hepsi gaz halinde arkadaşlar bu arada. Yani dengeye hepsi giriyor. Şöyle arkadaşlar başlangıçta 1 mol 1 bir litre birer molar. Şöyle başlangıç. Şöyle bunda başlangıçta hiç yok. Değişim denge diyelim. Şuraya bir çizgi atalım. Şimdi arkadaşlar dengeye ulaştığında 1 mol haşığı bulunuyor. Yani şurada 1 mol hatta hacim 1 litre sabit olduğu için 1 mol var. Demek ki 1 mol artıyor. 2'ye 1 ise 1'e 0.5 mol azalır. 1'e 0.5 mol azalır. Denge anda bundan 0.5 bundan da 0.5 bir şeklinde vardır. Dengedeki gazların toplam mol sayısı 2'den küçüktür diyor. 0.5 0.5'ler 1 1 daha 2. Tam 2 olması gerekiyor. 2'den küçük olmaması gerekiyor. Bu yanlış. Denge sabitin değeri yani KC arkadaş ürünlerin derişimi katsayı 100 1'in karesi bölü girenlerin derişimi katsayıları 100 katsayılar 1 zaten. 1 bölü arkadaşlar şöyle 25 2 sıfırı yukarı al 100 bölü 25'ten ne gelecektir? 4 gelir. KC'nin sayısal değeri 4'tür ifadesi doğru. Sıcaklık yükseltilirse Reaksiyon sola kayar. Sola doğru kayar ama sol, bakın bu sola sağa kaymadı. molekül sayısı katsayılara bakılır. Sol taraftaki kat sayı 2, sağ tarafta da 2'ydi. 2'ye 2 molekül sayısı dolayısıyla değişmeyecektir. Ama sol tarafta örneğin 3 olsaydı katsayısı molekül sayısı artar diyebilirdik arkadaşlar. Dolayısıyla hangileri doğrudur? Yalnız 2, A şıkkı doğrudur diyebiliriz. Geçtim. Şekildeki kaplarda, kaplardan birinde 3 molarlık 100 mililitre HCl, şu alttaki çözelti, diğerinde 500 ml potasyum hidroksit çözeltisi bulunmaktır. Kaplar arasındaki musluk açılarak potasyum hidroksit çözeltisinin tamamı alttaki kaba aktarılıyor. Son durumda elde edilen çözelti nötr olduğuna göre. Şimdi nötr olduğuna göre arkadaşlar bu kuvvetli asit kuvvetli baz demek ki tamamen birbirini tüketiyorlar arkadaşlar. Hiçbirinden artma olmuyor. Hepsi tuz ve suya dönüşüyor. Bu durumda arkadaşlar HCl'in molüyle, ile yani HCl ile N potasyum hidroksit molleri eşit olmak zorunda. Eşit olduğu durumda bu olur. O zaman şimdi HCl'nin önce bir molünü bulalım. Molarite eşittir n bölü v'den. Molaritesi 3. Hacmi de 0,1. N buradan ne gelir arkadaşlar? 0,3 mol. Bu 0,3 mol ise potasyum hidroksit de 0,3 mol. E molarite eşittir n bölü v'yi burada da uygulayalım. 0,3 bölü hacmi 0,5 litre. Her iki tarafı 2 ile çarp. 0,6 bölü 1'den 0,6 diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde aşık olarak bulabiliriz. Evet sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Güzel sorulardı bence. Yani yapılabilecek sorulardı. Zaten ayet senin seviyesi aşağı yukarı buradaki deneme gibi oluyor arkadaşlar diyelim. Başka derslerde, denemelerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kolay gelsin.